Herkese tekrar merhaba. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çankaya kapısı önündeyiz. Barabaş meclise alınmadı ve Çankaya kapısı önünde dünden beri beklemedeler. Belki yoruldular, bekliyorlar, saatlerdir geceyi burada geçirdiler. Ama çok önemli bir yasa teklifine karşı direniş için buradalar. Az evvel Şanlıurfa Barabaşkanımız Abdullah Öncel ile konuştuk. Şimdi de Diyarbakır Barabaşkanımız ile konuştuk. Merhaba, hoş geldiniz başkanım. Nasıl gidiyor, sözü size bırakalım. Neler diyorsunuz? Dünden beri neler yaşanıyor? Evet, biz dün saat 15 gibi geldik buraya. Daha doğrusu ben biraz gecikmeli geldim. Diğer başkanlarım geldi. Ben de bir kere geçtim. Son Demokrat bir talep içeriyordu aslında. Bu kapı yasasına ilişkin planının değişikliği bir ülkemiz. Karıların ve bana kalırsa Türkiye'nin gündemiyle yurttaşların da gündemiyiz. Biz başta şunu söylemiştik. En başta demiştik. İhtiyacının krizi üçüncü yerdeyiz. Bize danışmadı. Bizimle konuşmadı. Bizimle müzakere etmedi. Bir yasayı çıkardı. İki kez bu konuda 80 var. Bir bildiri yaptı. Ve kamuoyu açmadı ve yetkililere iletti. Ancak bu iki talebimiz maalesef karşılanmadı. Daha iki kez ısrarımız daha rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. İktidar Partisi kendi hazırladı, tasarladı. Neredeyse meclise sunumundan hemen sonra ya da meclise sunumundan bir saat önce ve şahitsiz de bu kez şeyle sürdüğünü sormadılar. Yani resmi anlattı. Siz de işliyorsunuz. Ondan sonra sahili basın üzerinden medya üzerinden sızdırıldı bu açık bu tasarı. Biz buna ilişkin itirazlarımız zaten birçok mecrada dile getirdik. Bu çoklu barış sisteminin şu anda normalin gündemde olan bir değişiklik olmadı. Bir ihtiyaç olmadı. Nispi seçim sisteminin hakeza bizim önceliklerimiz arasında olmadı. Hatta hiç bilmemiz olmadı. Söyledik. Ama şunu da söyledik açık yüreklilikle. Evet, ortaklık yasasında bir takım reformlara ihtiyaç var. Günün koşullarına ilişkin son derece geri kalmış bir yasa. Günün koşullarına cevap vermeyen bir yasa. Dolayısıyla burada bir reforma ihtiyaç var ama bu değil. Yani çünkü biz 136 bine ulaşan avukat meslektaşımız var. Bunların büyük bir kısmı gerçekten sınırlıyorlar. İş kullanmıyorlar, çalışamıyorlar, bürü açamıyorlar, sigortalarını ödeyemiyorlar, sigortalarını ödeyemiyorlar, verildiği ağır verildiği ülke altındalar. Bir dizi çok önemli özlük haklarına kaynaklı sorunları var avukatlar. Asıl ilk çözülmesi gereken mesele bu. Ve bunlar bizden kaynaklı sorunlar değil. İşte 133 maddesi var. Şu anda okuyan 80 bin öğrenci var. Şu anda ÖBB verilerine göre 136 bin avukat var. Ve avukatların öteyandan her gün iş alanları daraltılıyor. Faaliyet alanları daraltılıyor. Dolayısıyla avukatların gerçekten şu anda temel sorunu yoksulluk sorunu. Önce bunu çözelim. Önce şu fakültelerini, merdiven altı fakültelerini kapatın. Kontenjanlarını düşürün. Eğitim kalitesini yükseltin. Dedik. İlginç bir şekilde Sayın Adalet Bakanı da bize katılıyor. Doğru söylüyorsunuz ama arkamızı döndüğümüzde bir hukuk fakültesi daha açıyor. Dolayısıyla bu sorunun kaynağı biz değiliz. Bu sorunun çözülmesi için işbirliğine vardı. Bunu defalarca söyledik. İşbirliği yapmaya hazırız. Ne o konuda ne bu yasa tasarısı olursa maalesef hükümet işbirliğine yanaşmadı. Ben yaptığım olduğu mantığıyla şu anda Adalet Komisyonu'na girmiş durumda bu yasa tartışılıyor. Biz o zaman madem sesimizi duymadınız, duymak istemiyorsunuz ama biz de gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci adresine ve birinci ağızdan baro başkanımızla. Niye bu yasaya karşı çıktığımızı, niye itiraz ettiğimizi size anlatmak istiyoruz. Çünkü yani kamuoyunda çok yanlış bilgiler dolaşıyor. İşte baroların müzakereye yanaşmadığı konusunda bilgiler dolaşıyor. Baro başkanlarının sanki bir koltuk kavgasıymış gibi dışarıya lanse ediliyor. Hayır. Asla bir koltuk kavgası değil. Bu
bir mesleğimizin ve meslektaşlarımızın onurunu arayın. Bunu kurmak iki, bununla bağlı olarak yurttaşın aklını mutluluğunu korumak arayın. Bizim kavramımız biz bütün bu mücadele, bütün bu çektiğimiz eza sebebi bu. Biz bu işi bu şekilde çözmek istiyoruz. Biz akkereyle çözmek istiyoruz. Ama gördüğünüz gibi kapılar burada da kapanıyor bizde. İşte 3 baron gelsin, 5 baron gelsin. Hayır, bu 3 baronun 5 baronun konumunda bu Türkiye'de 280 baronun sorunu. 80 baron buna açık bir şekilde biraz önce söyledim. 2000 değil. Çok bir baron. Baronlar toplaştırır, baronlar ayrıştırır, yandaş baronlar yaratır. Zaten yerlerde sürünen yargıya güven endeksini gibe çekecek yani. Eksiye düşürecek. Çünkü biz bir savunmanın bir parçasıyız. Yargının bir parçasıyız. Hani kurucu unsuru benim temel yasamı değiştiriyor. Benim bundan haberim yok. Hiçbir şekilde müzakere etmiyorsunuz. Biraz önce burada vekillerimiz de söyledi. Çok daha basit meselelerde. İşte taraflar çağırılır, odalar, dernekler çağırılır. Görüşleri alıyoruz. Karşı söyledim. Şimdi burada da söylemek değil.
Metin Bey'in hep şu tezi vardı. Ben müzakere yok. Hep bu tezi vardı. Bizim bütün iddialarında karşılıyorum. Ben hani veciz razı ya da veciz karşılıyorum. Ben müzakere yok. Eyvallah. Müzakere işte şimdi müzakere aşaması. Evet. Buyurun. Madem siz hep bunun önünde koydunuz. Hep bunu söylüyoruz. Müzakere buyurun dedik. Hükümetler çok işte çalışıyorsunuz. Buna itirazımız yok. Hakkımızı koruduğumuz gibi. Başını koruduğumuz gibi görmedik ki. Demokrasiyle görüşme yapmak mümkün. Doğru bir şey de yaptık. Herhalde. Ama çünkü bunu canlanan. Levleyemedik. Bu bardağı taşıran son noktaydı. Son an oldu. Hepinin sebebi bu içerikten biten şeyler vardı. Bu son yasa tasarısındaki tutumluyum. Daha maalesef bardağı taşıran anlamlar oldu. Daha baştan oldu. Ondan yeniden bir sürekli ihtiyacını ortaya koydu. Mesele bu. Yani tamam tam oyunu da demişler sırasında da işte evet baro başkanı tamam müzakere de ben gelmem geldiğimiz noktada bu konuda ne yapılmış mı yapılmamış mı ya da yapılmış gerçekten sonuçlu mu ya da yapılmamış mı bilmiyorum. Kendi beyanı ben uğraşıyorum ama gördüğümüz dolayısıyla bu konudaki şey bulamıyorum. Kanuni bulmuyorum. Eğer bir müzakere varsa bu kadar uzun süre planla çalışan bir birlik başkanı sorunlar var. Hani en azından bu yasanın tamamı olsa bile 80 bandında 80 bile yıkar. Değerli izleyenler, Çankaya Kapısı önündeki direniş devam ediyor. Burada başkanlarımız hepsi burada. Basın mensupları var. Polisin oluşturduğu bir çember var. Onun dışına çıkılamıyor, girilemiyor. Adeta bir gözaltı var. Bu kabul edilecek bir durum değil. Varan bir hukuksuzluk var. Biz burada baro başkanlarımızla beraberiz. Onların yanındayız. Haklılar ve biz komisyon görüşmelerinde de onların hakkını savunup savunacağız inşallah. Saat 2'de komisyon görüşmeleri tekrar başlayacak ama para başkanlarımız yine buradalar. Biz de komisyonda direneceğiz. Para başkanlarımız burada. Umuyoruz ki bu hukuksuz yasa geçmez ve adil bir şekilde bir yeni avukatların sorunlarını çözen bir yasa çıkar ve iş sulhle çözülür. Teşekkür ederim.